Yeni gündem elbette bakanlıklardaki devir teslim töreni. Bizim de gözümüz Ankara'da. Hal böyle olunca hemen Ankara'ya uzanıyoruz ve Fevzi Özgür karşımızda olacak. Birazdan e, sabahtan bu yana özellikle e, devir teslim törenlerinde öne çıkan bazı mesajlar vardı. Geçtiğimiz dakikalarda da Tarım-Orman Bakanlığı'ndaki devir teslim törenini ekrana taşıdık. Vahit Kirişçi e, yerini İbrahim Yumuklu'ya bıraktı. Ve tabii bizim gözümüzden kaçan pek çok detay var. İşte o detayları da Fevzi senden rica Gülinay, evet. 17 bakanlık ve bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı bulunan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bugün önemli bir devir teslim töreni gerçekleşti. 8 bakanlıkta yeni bakanlar artık görevlerine başladı diyebiliriz. Peki hangi bakanlar kimle yer değiştirdi? Devir teslim töreninde hangi mesajlar verildi? Kısaca onu da aktaralım. Öncelikle Mustafa Varank görevi Mehmet Faik Kacır'a bıraktı. Nurettin Nebati görevi Mehmet Şimşek'e bıraktı. Süleyman Soylu görevi Ali Yerlikaya'ya bıraktı. Murat Kurum görevi Mehmet Özaseki'ye bıraktı. Mahmut Özer görevi Yusuf Tekin'e bıraktı. Bekir Bozdağ görevi Yılmaz Tunç'a bıraktı. Mehmet Muş görevi Ömer Bolat'a bıraktı. Vahit Kirişçi görevi İbrahim Yumaklı'ya devretti. Yani bugün devir teslim töreni gerçekleştiren bakanların isimleri bu şekilde. Peki öne çıkan başlıklar ne oldu? Öncelikle isterseniz İçişleri Bakanı ile başlayalım. Süleyman Soylu ile Ali Yerlikaya arasında gerçekleşen devir teslim töreni sırasında Ali Yerlikaya hukuktan bahsetti ve şunları söyledi görev ve sorumluluklarımızın farkındayız temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır e, ve bundan asla taviz verilmeyecektir ifadelerini kullandı. Aslında bir önceki bakanlığa göre baktığımızda Ali Yerlikaya'nın göreve başladığı ilk dakikalarda biraz daha yumuşak mesajlar verdiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü e, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun demeçleri biraz daha sert oluyordu. Yine yeni göreve gelen Ali Yerlikaya'nın e, demeçlerinin biraz daha yumuşak olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Peki yeni e, çevre ve şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki neler söyledi? O da afet bölgesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve deprem konutlarını en kısa sürede bitireceğiz açıklamasını kamuoyuyla paylaştı. Tabii en çok merak edilen açıklaması, en çok merak edilen isimlerden birisi de yeni Hazine ve Maliye Bakanı'ydı. Mehmet Şimşek'le birlikte eski bakan Nurettin Nebati kameraların karşısına geçti. Tören gerçekleştikten sonra da Mehmet Şimşek ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hemen onları da size hatırlatalım. Mehmet Şimşek şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygun temel ilke uygunluk temel ilkemiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel düzene dönme dışında seçeneği kalmamıştır. Enflasyonun orta vadede tek hanelere düşürülmesi ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır ifadelerini kullandı. Tabii bu ifadeler aslında şöyle yorumlandı denilebilir. E, geçtiğimiz Dönemlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ek ekonomide e faiz sebep, e enflasyon sonuç tezini ortaya atmıştı. Ancak göreve başlayan, yeni başlayan Mehmet Şimşek bu tezin tam tersinde bir ifade kullandı. Ve artık yeni dönemde daha rasyonel ekonomik politikaların benimseneceğini söyledi. Ve uluslararası normlara dikkat çekti. Yani bu da şu anlama gelebilir. Şu an için böyle yorumlandı. Merkez Bankası artık faiz artırımına gidebilir. Ve Maliye Bakanlığı da yeni politikalarını artık uluslararası normlara göre belirleyebilir. Yorumları yapılmaya başlandı. Dediğimiz gibi bugün 8 bakanlıkta devir teslim töreni gerçekleşti. Hatırlatalım 17 bakanlık ve 1 cumhurbaşkanlığı yardımcılığı bulunuyor kabinede. Bu değişikliklerin de yine hafta başında ve hafta içinde devam etmesini bekliyoruz. Aynı şekilde salı günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak ve bu ilk toplantıda yine Cumhurbaşkanlığında gerçekleşecek. Salı gününden önce geriye kalan bakanların da devir teslim törenlerini tamamlamasını bekliyoruz. Hemen bir hatırlatma yapalım. 17 bakanlıkta kimler kimlerin yerine gelmişti? Kısaca hatırlatalım. Öncelikle Adalet Bakanı Bekir Bozdoğan yerine Yılmaz Tunç gelmişti. Aile ve Sosyal Hizmet Metter Bakanı Derya Yanığın yerine de Mahinur Özdemir Göktaş gelmişti. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yerine de Vedat Işıkan gelmişti. Çevre Şehircilik ve Kim Değişikliği Bakanlığı'nın yerine Murat Kurum'un yerine Mehmet Özhaseki gelmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerine ise Hakan Fidan getirilmişti. Yine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yerine ise Alpaslan Bayraktar getirilmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yerine ise Osman Aşkın Bak getirilmişti. Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yerine ise Mehmet Şimşek getirildi. Yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yerine ise Ali Yerlikaya getirildi. E, eski dönemden bakanlığı devam eden isimler de vardı. Bunlardan birisi ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oldu. Yine aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yerine de Yusuf Tekin getirildi. E, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yerine ise Yaşar Güler getirildi. Yine bir önceki kabineden kalan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabinedeki yerini korum oldu. Ee, yine aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yerine Mehmet Faik e, Mehmet Faik Kacır getirildi. Yine aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin yerine de İbrahim Yumaklı getirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yerine ise Ömer Bolat getirildi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun yerine ise Abdülkadir Uraloğlu getirildi. Dediğimiz gibi bugün gün içerisinde 8 8 bakan devir teslim törenini gerçekleştirdi. Artık yarın diğer bakanların da devir teslim törenini yapması ve salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kabinenin toplanmasını bekliyoruz. Şu an için Ankara'da gündemin bu şeklinde devam ettiğini söyleyebiliriz. İlerleyen dakikalarda farklı bir gelişme olursa biz buradan aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü tekrar size bırakalım. Tevzi çok teşekkür ederiz. Verdiğin mesajlar e, çok anlamlı ve çok kısa bir özetle bütün kabineyi özetledim bize açıkçası çok kısa bir sürede.